Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Kafa Topu 2 videosu ile sizlerin karşısındayım. Bu videoda sezon maçlarına ufak bir başlangıç yapacağım. Malumunuz uzun bir süre oynamadığım için amatör ligi 2'ye kadar düştüm arkadaşlar. Ve elmas, zümrüt ve altın sıkıntısı yaşıyorum. Özellikle zümrütten yana sıkıntımız büyük. Çünkü 3 tane klon kalecim kaldı. Yani bir tane bile alacak kadar zümrütüm yok arkadaşlar. 2 tane zümrütümüz var. Dolayısıyla bir an önce en azından sezon düşmeyerek, lig atlayarak kazanacağımız ödülleri yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi şuradan bedava maç yapmak istemiyorum. Birkaç tane kazı kazan yapacağım arkadaşlar. Eğer çıkarsa bir 2 kat puan ve 2 kat altın çıkarsa şahane olacak bizim için. Birkaç tane kazıyalım bakalım. Tamam, bir tane enerji içeceği çıktı. Güzel. Her türlü iş görecek bir şey. Tekrar basıyorum. Yalnız 2 kat altın çıksın diyoruz ama bir tane kazı kazana 4000 altın veriyoruz zaten. Çok da bir anlam ifade etmiyor açıkçası ama en azından bir kere 2 kat puan çıksın. Bir 15 dakika maç atalım istiyorum. Zaten amatörlük 2'deyim arkadaşlar. Çok zorlu bir sezon olmuyor. Yani 3-5 maç yaparak bile bir sonraki üst lige atlayabiliyorsunuz. Şu anda asıl hedefim de bu yönde. Evet, klon kaleci geldi. O çok güzel oldu. Evet, şimdi ne geldi? 4 tane bilet çıktı. Güzel. 4 tane bilet gelmesi de iyi oldu. Devam ediyoruz. Hadi bir tane 2 kat puan ver ya. Evet, güç engelleyici. Hiç kullanmadığım bir şey. Oyundaki en gereksiz özel güçlerden bir tanesi bence. Gerçi öyle de demeyelim ya. Şimdi kullanmayı bilen için aslında çok güzel bir güç. Hani buz top ve güç engelleyici ile beraber maçın son saniyelerinde gerçekten sağlam işler çıkartabilirsiniz bak. Yanlış konuşma yapmayalım, doğru. Tamam, 3 tane enerji de çok güzel oldu. Hadi bir 2 kat puan ver de. Hadi lan, yaparsın. 30 dakika sınırsız bilet geldi. Bilete doyduk ya. Valla 4-5 tane bilet çıktı, bir de 30 dakika bilet geldi. Tamam. Bir tane 2 kat puan çıksın, başka bir şey istemiyorum. Hadi. Ayna geldi. Ayna da güzeldir. Her türlü iş görecek bir özel güç. Şu anda arkadaşlar bana gelen her şey çok kıymetli benim için. Çünkü elmasım yok, altınım yok, zümrütüm de yok. Yani bana gelecek olan tek bir özel güce bile şu anda çok ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. 5 elmas gelmesi de yine çok güzel oldu. Ama gelmeyecek mi ya? Ya bir 2 kat puan gelse de şöyle bir neşemiz yerine gelse. Geldi mi? Vay arkadaş, yine bilet geldi. Nasıl bir şanstır bu ya? Tamam, bir tane daha bilet geldi. Bilete doyduk artık. Atacağımız şurada 4-5 tane maç. Bilete doyduk. Heh, şükür sonunda geldi ya. Vallahi billahi. Tamam. Güzel. 2 kat puanımız geldi. Şimdi maçlara girebiliriz arkadaşlar. Sezon maçları olduğu için güçlü karakterler kullanacağım. Kraken'le bir başlangıç yapalım. Ondan sonra bakalım ne oluyor. Özel güçlerim de şu anlık idare eder kadar var. Maça başla diyorum. Şu anda 7. sıradayım 9 puanla. 3 maç atmışım. 3'ünü de kazanmışım. O da bir önceki videodan, Bugün Günlerden serisinden bir video çekmiştik. Oradan kalma arkadaşlar. Çok vaktim olmadığı için oyuna giremiyorum. Dolayısıyla hani en azından bir süre böyle sağlam sezon kasabileceğimi sanmıyorum. Ya da taraftar. Bakalım. Şu bekleme olayı çok sıkıntılı ya. Vardır bir sebebi muhakkak ama. Yani çok uzun süre bekletiyor. Bot geldi, tamam. Güzel, elimiz alışsın. Mirza. Sana ismini kim verdi bot kardeş? Bot mu? Bot olmayabilir ha. Dur bakalım, anlarız şimdi. Lan bu bot değil gibi ha. Değil değil, bu bot değil galiba. Allah Allah, çok enteresan oynuyor. Dur bakalım, anlayacağız şimdi. MS girdiğine göre yüksek ihtimalle bot değildir. Aynen, bu bot değil gibi ya. Kostümlerini güzel seçmiş ama aynı bot gibi duruyor. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nden bir vatandaş geldi bu sefer. Şöyle güzel 3-0. Türk mü acaba? Şöyle güzel 4-0. Bayağı acemi ya. bayağı acemi. Olsun olsun, iyi oldu. Şu anda var ya, kazandığımız her maç bizim için çok önemli. Hem vakit açısından hem de nakit açısından. Dolayısıyla kolay rakip gelmesi benim için çok güzel oluyor. İnanılmaz bir MS var. %100 ihtimalle bu gerçek bir rakip. Tamam, şöyle güzel 5-0. Evet, anladı, bıraktı, kaçtı. Ellerine sağlık diyelim. Sen de zamanla kendini geliştirirsin. Oynarsın diyelim. Ne diyelim yani arkadaşlar? Şimdi yendik diye gömecek halimiz yok yani. Of bak, 2 kat, o kadar 2 kat puan çıksın diye kazı kazan yaptım.
Sen maça girmeden önce onu almayı unut. Olacak iş değil ya. Hayret bir şey, olacak iş değil ya. Şuradan bir alalım bakalım 2 kat puanımızı. Boşuna maç yapmış olmayalım. Tamam, şunu aldım. 2 kat puan takviyesi aktif. Tamam. Güzel. 12 puana ulaştık. Zaten her türlü şu anda sezon yükseliriz gibime geliyor. Çünkü çoğu kişi maç yapmıyor bile. Hiç oyuna bile girmiyorlar. O yüzden fazla kasmamıza gerek olmayacak yani. Zaten birinciye de baktım. 40 elmas falan veriyor. Şu maç bitsin, ondan sonra tekrar bakarız bir kere daha. Evet, şu bekleme olayı gerçekten sinir bozucu ya. Çok uzun süre bekletiyor. Bekliyorum, eyvallah, sıkıntı yok. Bekledikten sonra bot gelince canım sıkılıyor ama. O kadar bekliyorsam gerçek rakip gelsin. Tamam. Bu sefer bir mistik banda geldi. Medcezir klanından Deniz. Haydi bakalım, bol şans. Adamın dibisin ya. Bize böyle adamlar lazım. Hemen şöyle bir tikimizi de atalım. Bak, emoji atacağım diye yine yedim bir tane gol. İyi mi? Tamam, dur bakalım. Mistik pandayı da özlemişim. Tipsiz panda. Özür dilerim. Şu farenin imlecini birazcık kenara çekeyim. Bol şans. Daha dur daha. Bak, hemen bol şans demeye başladı. Yendin mi yani? Yani psikolojik mi çalışıyorsun Deniz yani? Olmaz böyle. Daha dur daha oynayacağız. Fena oynamıyor. Güzel savunma yapıyor ama dur bakalım. Allah Allah. Dur bakalım lan. 3-1 geriye düştük. Dur sakin. Şöyle güzel 3-2. Tamam, güzel bir gol attık. Toparlarız gibime geliyor ya bu maçı. Bak, içimden geçti. Yemin ederim içimden geçti. Sakin sakin. 2 fark var. Olmayacak diye bir şey yok. Çok savunmada duruyor ya. Çok defansif oynuyor. Benim hata yapmamı bekliyor gol atmak için. Hop, güzel bir gol. Olmadı lan. Hadi be. İyi oynuyor eleman ha. Güzel, 4-3. Gerçekten güzel oynuyor. Neredeyse yiyordum. Tamam, sakin sakin. Lütfen MS'ye girme. Şimdi olmaz. Yalnız süremiz daralıyor. Mecbur özel güç kullanacağım. Tamam, süreyi de basabilirim duruma göre. Lan yapma yapma be. Vay arkadaş, senin ben yapacağın iş batsın ya. Ulan niye öyle oldu ya? Ha, şöyle güzel 5-5 beraberlik geldi yalnız. Bu maç gidecek gibi ya. Çünkü özelleri duruyor adamın. Çok dikkatli olmam lazım. Özelleri duruyor. Süper. Öne geçtim. Şahane. Tamam, güzel. Tam zamanında kullandım klon kaleciyi. Hadi lan, vermeyelim maçı. Yalnız maçı adam hak etti ha. Harbi diyorum, adam maçı kazanmayı hak etti. Şöyle güzel 7-5. Oh be, tamam. Tamam, sıkıntı yok. 7-6. Büyük kafası buzlaması falan yoksa tamamdır be. Ya var ya, yendim ama. Yani Deniz arkadaşımızın ellerine sağlık. Maçı hak eden oydu. Gerçekten maçı hak eden oydu. Ben birazcık şansına yendim. Yalan yok şimdi. Birbirimizi yemeyelim arkadaşlar. Çok güzel oynadı. Bol şans, iyi oyundu demek istiyorum ben buna. Gerçekten maçı aslında kendisi hak etti ama şans bana güldü işte. Yapacak bir şey yok. Tamam, devam, bir maç daha atalım. Evet, yine bekliyoruz. Ya bu şekilde hani seri sezon kasan arkadaşlar var biliyorsunuz. Onlar çok oha. Yok artık. Reis, reis gelmiş ya. Reis, ben seni yormayayım. Sen beni pataklarsın zaten ya. Vallahi billahi var ya. Bol şans deyip çıkacağım ya. Eyvallah. Bağlan. Niye öyle oldu? Tamam, ben çıkıyorum arkadaşlar. Bu adamlar zaten taraftar konusunda da çok hassaslar. Zaten karakter seviyesi de çok yüksek olduğu için hiçbir şansım yok. Özel gücü de var. O yüzden boşu boşuna yormayalım kendisini. Vay be, Hakan Tekeoğlu geldi. Büyük bir onur duydum efendim. Saygılar, selamlar. İzliyorsa eğer. Şu anda da dünya birincisi yani. Hem de açık ara farkla. Aslında ben taraftar mevzusuna çok fazla takılmıyorum. Beni biliyorsunuz. Beni bilenler bilirler. Ne taraftara ne de yenmeye yenilmeye hiç takılmam ama sanıyorum ki Hakan Tekeoğlu'nun arkasında yabancı arkadaşlar var. Yani liderliği de yabancı arkadaşlara bırakmayalım. Yine bizde kalsın, daha iyi yani. O yüzden onlara her türlü desteklediğimi söyleyebilirim. Tamam. Evet, bol şans diyor. Teşekkür ederim. Proberk. Şöyle güzel ilk golümü attım. Sakin sakin. Adam canavar gibi oynuyor lan. Bu ne? Vallahi billahi canavar gibi oynuyor.
Bak 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 olaya bak. İnanılmaz kasıyor yalnız var ya. Şu anda karakter kontrolü sıfır. Karakter kontrolü sıfır. Çok ciddi söylüyorum. Şu anda karakter kontrolüm sıfır. Niye böyle oldu anlamadım. Az önce böyle değildi. Tamam. Şu anda birazcık karambole oynuyorum. Şansımı deniyorum sadece. Vallahi işimiz var. Şöyle güzel şansına balına bir tane daha gol atmayı başardım. Yok ya arkadaş ekran çok ciddi donuyor arkadaşlar. Zaten fark ediyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Karakter kontrolünü sağlayamıyorum yani şu anda. Bu şekilde nasıl oynayacağız bilmiyorum ya. Dur bakalım bir şansımı deneyeceğim yine de yok. İmkansız gibi bir şey ya. Yok yok gerçekten oynanmıyor arkadaşlar ya. Yani az önceki maçla bu maç arasında ne fark var onu da anlamadım. Yani az önce de bir mistik panda gelmişti. Oyun akıyordu gayet güzel bir şekilde. Şu anda tıkandı kaldı yine. Tamam 10'a 4. Açık ara farkla yeniliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yalnız iyi ki bir sezon kasalım dedik var ya. Ne Hakan Tekoğlu'su kaldı, ne de kasması kaldı, ne de MS'si kaldı. İşte yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Evet yapacak bir şey yok. Bu arkadaşa da bol şans deyip ben çıkıyorum bu maçtan. Bol şans diyelim. Valla ekranı kilitledin kardeş. O kadar iyi oynuyorsun ki yani kastırdın. Benim bilgisayarımı kastırdın. Son bir maça daha giriyorum artık. Olduğu kadar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sezon kasalım dedik. Kasamıyoruz. Bu şartlarda sezon kasmamız imkansız gibi gözüküyor. Yine ligden düşmeyelim de başka bir şey istemiyorum ya. Ligden düşmeyelim. Yükselelim. 3-5 maç atar. Birazcık altın, elmas, zümrüt çeksek videoluk malzeme çıksın bana yetecek yani. Evet hadi bakalım son maç. Evet bir Paiksao geldi. Enes Yunus Emre Şampiyonlar Klanı'ndan bol şans diyoruz. İnşallah bu sefer kasmaz ya. Bak bu sefer kasmıyor arkadaşlar. Çok enteresan ya. Az önceki maç niye o kadar kastı? Gerçekten anlam veremedim yani. Şu anda gayet güzel akıyor oyun. Yalnız bir özel güç yağmuruyla karşı karşıyayız. Tamam, alttan çalışıyor şu anda. Alttan çalışıyor. Evet, çok güzel, mükemmel. Sen bir dur bakalım. Yapma be, yapma be. Tamam, onun özel güçleri ciddi oranda bitti. Çok yüksek şansı yok bu saatten sonra. Orada bir duracaksın hacı dayısın. Orada bir duracaksın. Özel güçleri erkenden kullanmak hiçbir zaman iyi değildir. Hatta her zaman ben derim ki özelleri ilk önce rakibiniz kullansın. Ondan sonra siz kullanırsınız. Çok zorda kalmadığınız sürece. Bu adam şimdi madden manen çökmüş durumda. Psikolojisi de bozuldu. Bu saatten sonra geri döndürebileceğini hiç sanmıyorum. Hatta özel güç harcamamıza bile gerek kalmayacak yüksek ihtimalle. Çünkü stresli olduğu için hata yapacak sürekli. Belli de olmaz şimdi ama öyle tahmin ediyorum. Tamam 3-3 sıkıntı yok. Atarız bir tane daha. Yalnız var ya sonradan açıldı adam ha. Dur bakalım. Şöyle güzel 4-3 enfes bir gol ya. Şöyle güzel 5-3. Tamamdır. Tam tahmin ettiğim gibi. Ellerine kollarına sağlık diyorum arkadaşın da. Arkadaşlar sezon kasalım diye videoya girdim ama kasamadık. Bir Hakan Tekeoğlu'su geldi. Bir ekran kastı bir şey oldu. İki maç kazandık. Bakalım sıralamada ne alemdeyiz. Buradan değil şuradan bakacağım. Ana sayfadan. Lig düşmeyelim, lig atlayalım yeter. Başka bir şey istemiyorum ben şu aşamada. 20 puandayız. Birinciye 40 elmas veriyor. Yani birinci olsan ne olmasan ne. Peki yükselme bölgesi eksi 2'den başlıyor arkadaşlar. Eksi 2'den başlıyor. Dolayısıyla biz bu hafta her türlü yükseliriz. Arada girer birkaç daha maç atarım. Ufak ufak yine yükselmeye başlarız. Diyelim ve videonun da yavaştan sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.